Bitcoin nasıl üretiliyor? Onu göstereyim. Şu an internetten rahatlıkla indirebildiğin Kudo Miner diye bir program var. Şöyle yapalım. Ana sayfasına gidelim. Ana sayfasına girdikten sonra üye ol ve indir diyor. Windows, Ubuntu, Linux neyse ve Apple için indirme linkleri var. Üye olduk, kurduk diyelim. Fakat bu sefer antivirüs programı, hangi antivirüs programını kullanıyorsak uyarı veriyor. Ne diyor mesela? Diyor ki Kudo Miner XMRIG denilen dosyada bir sorun var. Bakalım ne diyor? Neyse. Bu bir aslında virüs değil, riskli bir araç diyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Başkasının bilgisayarına sızan insanlar, başkasının bilgisayarlarını kullanarak mining yani madenciliği yapabilirler kaçak kullanım olarak. İnsanlar da fark etmezler. Bunu belirtmeye çalışıyor. Tekrar geri gelelim. Şuna izin ver diyelim. Ya da yok say. İstisnayı ekle. Veya yok say diyorum şimdilik. Not a virus diyor. Bakın virüs değil. Windows 32 diyor. Ekle diyoruz. Bir daha da sorma. Bir tane daha diyor. Onu da yapalım. Bunu da istisnayı ekle diyorum ve şu an antivirüs programı veya hangi programı kullanıyorsanız artık o izin veriyor. Programa kısacık bakarsak ilk ekranında bilgisayarımızda hangi donanımlar var onları otomatik bulduğu zaman söylüyor. İşte ekran kartımız AMD Radeon, Intel işlemcimiz var, 4 çekirdeğimiz var. Frekansı şöyle, RAM'i böyle. Bunları bize listeliyor. İstersek şu an başlayabiliriz. Fakat diyor ki bilgisayarınız şu an kullanılıyor diyor. Pause yani ara verilmiş halde duruyor. Ama bilgisayarı biz rahat bırakırsak bu mining işlemi başlayacak. Bitcoin üretmeye başlayacak. Tahmini bir ayda benim bu bilgisayarımın gücüne bağlı olarak tabii ki 0.05.0058 Bitcoin üretecekmiş. Tahmini bir ay boyunca çalışırsa. İşlemci tarafında Monero üretiyor işlemciyle. Ekran kartıyla da Ethereum ve Bitcoin üretebiliyorsunuz. Ayarlarına bakabilirsiniz. Daha önce birkaç gün denedim, birkaç kere denedim. Şu hale geldi denediğim zamanlarda. İşte ekran kartını kullanırsanız bayağı işlemciye göre şurada sadece işlemciyi denedim. Bu kadarcık bir şey yapabiliyor. Ama ekran kartını çalıştırdığınız zaman şurada ve şurada ekran kartını da dahil ettiğiniz zaman GPU burası ise işlemciyle fazla ilerlenemiyor. Daha doğrusu bunun kat kat yavaş çalışıyor diyelim. 10 kat, 8 kat, 9 kat daha yavaş çalışıyor. CPU ile bunu üretiyor. Dedik ki AMD yani Radeon'la da Ethereum, Bitcoin, Gold üretebiliyorum. Efendim, burada başka ayarlarına şöyle hızlıca bakarsak şu an stop durumunda dediğim gibi. Advanced kısmına basarsak burada sadece bir tane algoritma ayarımız var. Ona basalım işlemciyle ilgili olan da. Kaç çekirdeğimiz var? Ne kadarını işlemcinin yüzde kaçını kullanmasına izin veriyorsunuz? Burada ayarlarını siz yapıyorsunuz. Normalde boş geliyor. Geri geri basalım. Bir de GPU'ya bakalım. Onun ayarlarına bakalım. GPU'da ise Bitcoin, Gold, Ethereum'un çeşitleri. Ama bunlardan sadece birini aktifleştirmişim. Şunu. Yani istediğinizi seçebilirsiniz. Aynı anda da çalışabilir. Burada da isterseniz overclock yapıp işlemciyi overclock ekran kartını, GPU megahertzini ayarlayarak, limitlerini ayarlayarak, fan hızını ayarlayarak daha hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Daha çok işlem yapmasını sağlayabilirsiniz. Ama şu anki haliyle burada oranlar var. Üretim oranları var. Şu an dediğim gibi çalışamıyor. Çünkü biz ayarlarda şöyle bir şey dedik. Şurada bir ayar vardı. Settings kısmında. İlk bilgisayar açıldığı zaman açıldığında bu programda otomatik çalışsın diyebilirsiniz. Ama ben demiyorum.
isterseniz yaparsınız. Çalışmaya başladıktan sonra kazanmaya başla. Aktif, belli zamanlarda çalış diyebiliyorsunuz. Bilgisayarınız devamlı çalışması gerekiyor. 7/24 devamlı çalışması gerekiyor. İsterseniz belli zamanlarda da aktifleştirebiliyorsunuz. Burada da bilgisayar kullanımında da ara ver demişiz. Çünkü o sırada ben başka bir şey yapamıyorum. Fare falan her şey çok yavaş çalışmaya başlıyor. O yüzden şimdiki şu aktifi bende, sizde farklı olabilir isterseniz. Evet, şu an dediğim gibi üretim kısmı bu şekilde kısacık anlattım. Ekran kartınız yoksa işlemciyle de üretebilirsiniz. Ama işlemcinizde de çekirdek sayısının ve teknolojisinin yeni olmasına dikkat etmek lazım. Çok uzun süre çalışacağı için dezavantajlarımız. Birincisi, çok elektrik gidecek. Elektrik olacak ve sonra da eskiyecek. Bunlar dezavantajları. Yani para kazanayım derken arkadaşlar bol bol elektrik harcayacak bilgisayarınız. Şu an 19 watt harcıyormuş durduğu yerde. Ama çalışmaya başladığı zaman güç artacak. Çok yüksek frekansla da çalıştığı için eğer overclock da yaparsanız kısalacak. İşlemci ve ekran kartınızın ömrü azalacak. Şu BTC ne kadarmış ona bakalım. Bitcoin'in kısaltması bu. Bitcoin, BTC. Monero'nun da bir kısaltması var ama buraya yazmamışlar. İsmi var. Algoritmaları var. Bunlar çalışıyorlar. Veya isterseniz bu şekilde para kazanmak zor geliyorsa, çünkü çok uzun süre bilgisayarınızda aktif olması gerekiyor. O zaman da piyasaya girmeye çalışabilirsiniz. Şu da özete, sitesindeki özete bir daha bakalım. Bu üye olma kısmını kapatayım. Bu da üye olduktan sonra girdiniz. Şu an ana sayfasındayız. Bonus, bir 5.0005 BTC bonus eklemiş, 20 liralık. Şurada bakabilirsiniz. Bonus ve komisyonları iptal edersek arkadaşlar şu kadar. Şimdilik birkaç saatlik çalışmayla bu kadar üretmiş toplamda. Toplam cüzdanınızdaki olan Bitcoin, Ethereum veya Monero neyse işte onları arkadaşlar burada görüyorsunuz. Cüzdan kısmında internet sayfasında bulutta saklanıyor. Bizim bilgisayarımızda cüzdanda saklanmıyor. Gelip burada arkadaşlar transaction yani aktarıma basarak elde edilen geliri başka bir hesaba aktararak kullanmaya devam edebilirsiniz. Neyi çekmek istiyorsunuz? İşte mesela Monero'yu çekmek istiyorum diyelim. Bastım. Miktarını söyle diyor. Transfer ücreti ve hangi adrese gidecek? Karşı adresin Bitcoin cüzdanının adresinin ya da Monero cüzdanının adresinin buraya yapıştırılması gerekiyor ve gönder diyorsunuz. Tabii şu anki şunun değeri ne kadar acaba diye bakarsak Türk lirası karşılığı merak ettik diyelim. Şuralarda neydi? XMR'ymiş. Basıyoruz. Daha sonra şuraya boşluğa yapıştır diyoruz. Bu hangi adres? Şu anda bakın 1 liranın 20 kuruş. Evet 20 kuruşluk yapmış. Çok az. Şu adresi nasıl büyüteceğim? CoinMarketCap.com. Buradan istediğiniz arıyorsunuz. Şöyle kapatalım tekrar. Diğerine bakalım. Başka ne vardı? Şu kadarcık Bitcoin acaba ne oluyor? Çok küçük değer gibi gözüküyor. Ve bu arada minimum belli sınırlar var çekebilmek için. Buraya da gelip BTC Bitcoin'in kısaltması dedik. Buna bastık. Yapıştırdık. Bu zaten hediye olarak verdiği para. 18 lira. Evet, elimizdekilerin diğer şeyleri de şöyle bakalım. Mesela Bitcoin Gold ne kadar? Ethereum olsa ne kadar tutar? Onu şöyle kopyalayalım. Ctrl-C. Şu 20 kuruştu. Bu 20 liraydı. Kuruş kuruş. Ethereum'a bakalım. Bu da 10 kuruşmuş. Yani çok az bir para yapıyor. Bilgisayarımızı yoracağız. Ve üretmek için saatlerce üretmemiz gerekiyor. 30 günlük tahmini var. Yani 30 gün çalışsa bu bilgisayar şu kadar üretebilir. Yani 60 liralık
Tabii çalışmaya başlasa şurası biraz daha artacaktı. Buradaki tahminle oradaki tahmin biraz farklı gözüküyor. 0.058 olsa acaba ne olur? Ona bakalım. Yani bir ay sonra ne olur? Ona bakalım. Virgül de nokta koymam gerekiyor. 0.0058. 200 liralık. Yani arkadaşlar maksimumda çalıştırsak 200 lira kazanacakmışız Bitcoin olarak. Ama diyeceksiniz ki ben bir ay boyunca fırın gibi çalışan makine fan sesinden veya ısınmasından dolayı 24 saat çalışacak, 30 gün çalışacak, aylarca çalışacak belki diyelim. Buna dayanabilir mi bilgisayarımız? Ve harcadığı elektriği de hesaplarsanız benim tahminim 200 lira kazanacağım derken 100-150 lira elektrik parası ödenecek. Siz belki en fazla bir ayda 50 lira yani günlük 2 lira falan kazanmış olacaksınız. Değer mi bilmiyorum. Onu da yine de size göstermek için bu programı kurdum, denedim. İstersek şu an disable deyip kapatabiliriz. Yani çalışmasını tamamen kapattık. Veya köşeden de programını quit diyerek çıkıyoruz. Evet, programı anlattım. Uzaktan da erişmek için uzaktan erişmek için de hesabınıza bu şekilde takip ediyorsunuz. Makinenin yani yazılımın kapatıldığı buradan da belli oluyor. Uzaktan da gözüküyor. Evet, bu kadar yeterli. Türk yazılımı var, BTC Türk diye. Ondan da biraz bahsedeyim. İlk üye olduğunuz zaman o aşamaları internetteki videolardan bakarsınız. Nasıl üye olunuyor? Bir piyasaya, borsaya nasıl giriliyor onu anlatırsınız. Bunların hiçbiri zaten anlattıklarım gidin şunu yapın tavsiyesi değil. En fazla indirilen programları deniyorum şu anda. En fazla kullanılan Bitcoin'leri de deniyorum, takip ediyorum. Şu an sadece ben de bir süredir bunları takip ediyorum diyelim. İlk üye olduğun zaman BTC Türk böyle beyaz sayfa halinde ve çok sade bir şekilde açılıyor. Sadece Bitcoin al ve sat diye şöyle çok basit insanların kullanabileceği bir menüsü var. Almak, satmak için şu kadarcık bir şey kullanıyorsunuz. Tabii buraya daha önceden para göndermiş olmanız gerekiyor. Hesap açtınız, güvenlik aşamalarını geçtiniz. Daha sonra buraya para göndermeniz gerekiyor. Yatırmanız gerekiyor. Akbank bu bankaları kullanarak havale EFT yapıyorsunuz. Basıyorsunuz buradan. İşte IBAN'ını öğreniyorsunuz. Ve parayı gönderebiliyorsunuz. Daha sonra da artık ben istemiyorum, vazgeçtim ben bu işten diyorsanız da tekrar kendi hesaplarınıza geri çekebilirsiniz parayı. Para gönderme alma burada şimdilik ücretsiz gibi gözüküyor. Evet, para göndermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bitcoin yabancı sitelere de üye olurken dikkatli olmanız gerekiyor. Her yere de borsaya da paldır küldür girmemeniz gerekiyor ama şimdilik bunlar Türkiye'de en fazla tutulanlar olduklarını düşündüğüm için buralara üye olun. Bir de buna Binance nasıl okunuyorsa TR'ye üye oldum. Üye olduktan sonra arkadaşlar burada da yine para yatırma işte Ziraat Bankası falan bu şekilde paranızı yatırıyorsunuz. Daha sonra da arkadaşlar işlemlere girebiliyorsunuz. Tamam. Şu en basit BTC dedik arkadaşlar. BTC'de sadece Bitcoin al sat kısmı var. Ama daha sonra bu da yetersiz kalıyor. Sadece Bitcoin almak değil. Başka bir şeyler de yapmak istiyorsunuz. Yani diğer altcoin, alternatif coinler var. Onlara da girmek istiyorsunuz. Şu görünümde yapamıyorsunuz. O yüzden de buradaki mavi olan, koyu mavi renkli olan pro versiyonuna geç diyor. Oraya bastığımız zaman da ücretsiz olarak yani buna bir de ayrıca para ödenmiyor. Şu ana kadar biz sadece burada bir para yatırma ücretsiz olarak havale EFT'yi söyledim. Sonra programın açılışını gösterdim. Buna bastığınız zaman da arkadaşlar şuna benzer BTC Türk Pro'nun bunların Android yazılımları da var tabii onları da kurun. Android yazılım olarak veya iOS'da şu Pro olmayanını indirmeniz sadece buna yarar. Bu kadar. Bu işlemleri yapabilirsiniz. Ama gidip de Android veya iOS'ta gidip de Pro versiyonunu indirip de kurarsanız arkadaşlar böyle alım satım işlemlerine daha gelişmiş alım satımlara girebiliyorsunuz.
Bakalım burada bu BTC Türk'te başka neler alınabiliyor? Şu gelişmiş al sata basarsak arkadaşlar şu an Atom TR'ye seçili. Şu yan taraftaki menüde arkadaşlar bu sol tarafta alabileceğiniz, satabileceğiniz Türk lirası, Amerikan doları, BTC cinsinden gördüğünüz gibi Bitcoin'ler, altcoin'ler var. BTC, Türk lirasının düşüp çıkmasından eğer çekiniyorsanız Amerikan doları olarak çeviriyorsunuz. Türk lirasından TR'ye, Türk lirasından USD'ye geçiş yapıyorsunuz ve USD yani Amerikan dolarını olarak çevirdikten sonra döviz türüne buradan da yine şu gördüğünüz gruptan işte BTC, ADA, Atom, Dash, Dash nasıl okunuyorsa DOT bu türleri alabiliyorsunuz. Toplamda kaç tane var? 1, 2, 3, 10, 20. 20'ye yakın arkadaşlar Bitcoin alınabiliyor. Değişimlerini takip ediyorsunuz buradan. Türk lirası olarak da tabii devam edebilirsiniz ama dediğim gibi dolar düştü. Düştüğü zaman elinizdeki Bitcoin'lerin değeri de düşmüş oluyor. Türk lirası olarak devam edersiniz. Ama Amerikan doları olarak devam ederseniz doların çıkması veya düşmesi sizi ilgilendirmiyor. Aslında şöyle bir şey de olabilir. Siz Türk lirası olarak devam ediyorsunuz ama dolar 7 liradan 8 lira, 9 lira, 10 liraya çıktı. O zaman sizin de elinizdeki şey değerlenecektir. Onu da yanlış anlamayın. İlle de böyle gidin demek istemiyorum. Yani yatırım tavsiyesi etmiyoruz arkadaşlar. Ben bir süre sonra inşallah zaman yeterse şu grafik okumaya geçeceğim biraz sonra. Arkadaşlar bu kritik olan bu aslında. İşin can alıcı tarafı da burası. BTC Türk'te dediğim gibi bunlar var. Şuraları kafanızı karıştırmasın. Eğer daha önce birkaç kere baktıysanız daha gözünüz alışacaktır ama şu anda biraz karışık gelebilir. Üye olduk ücretsiz olarak. Daha sonra para yatırdık falan. Geçiyorum bunu. Şeye gelelim. Binance. Binance'ın bir TR Binance olanı var. Bir de normal yurt dışındaki çalışan şöyle com. Sonra bu Türkçe'ye dönüşüyor. Bakın adresi bakarsanız. Bu Türkçe'ye dönüşüyor. Buraya üye olursanız yabancı sitede kalmış oluyorsunuz aslında. BTC Türk'ün adresini söylememe gerek var mı? Şöyle zoom yapalım. Bu burada. Pro olan sürümün adresi burada. Türk sitesi yani yurt dışı sitesinin Türk üyeliği olan, TR üyeliği olan da bu. Arkadaşlar adresleri verdim. Belki zaten bilenler de vardır. Bunun Türkçe arayüz olması demek arkadaşlar bizim giriş yaptığımız zaman farklı bir sistem olduğunu bilin. Yani burası farklı Binance. Sadece arayüzü Türkçe'ye dönüşmüş. Kapatıyorum bunu. Bu ise Türkiye'de sunucusu vardır belki bilmiyorum. Sunucuları nerede olduğunu. BTC Türkiye'de olabilir sunucuları. Neyse buraya üye oldunuz. Paranızı gönderdiniz. O biraz önce dediğim gibi bankalara yatırdınız. Daha sonra arkadaşlar geliyorsunuz borsa piyasa kısmına, piyasa veya borsa kısmına fark etmez. Arkadaşlar okuma kısmını eğer size düzgün bir şekilde anlatabilirsem bunun aynısını bu öğreneceğiniz yöntemi arkadaşlar normal borsalar var ya şekil harfi yazmıyor. Yani yatırım yapılabilecek şeyler varsa aynı mantığı şu anlatacağım grafik okuma mantığını bunlarda da kullanabilirsiniz. Doları da tahmin edebilirsiniz. Euro'yu da tahmin edebilirsiniz. Tamam. Dikkatle dinleyin. Bu dünyadaki en fazla kullanılan borsalardan birisi. Bunun içinde de neler var? Yine TR'ye, Türk lirası olarak USD Amerikan doları olarak direkt alabileceğiniz. Neyse Türk lirası olarak kısma geldiğimiz zaman bakın aşağıya doğru yine bir 20'ye yakın gözüküyor. 20'ye yakın Bitcoin gözüküyor ama daha fazla var merak etmeyin. Bu üst taraftaki olanlar en fazla hacime sahip oldukları için buradalar bunlar. Şu borsa kısmına basalım. Listesini görüyorsunuz biraz önceki ana sayfadakinin küçülmüş halini görüyorsunuz. Alımlar ya da satımlar şu kırmızılar satılıyor. Alttaki yeşiller de alıyor. Birileri almaya çalışıyor, birileri satmaya çalışıyor. Bu fiyat nasıl oluşuyor diye ilk başta ben de çok merak ediyordum. Şeyi nasıl hesaplanıyor toplamı? Bitcoin'in aslında ne olduğunu da anlatmam gerekiyordu ama şu an fazla zamanım yok.
Yani bir de Bitcoin'in geçmişi, tarihi 2008'den itibaren neler oluyor? Ne zaman bitecek Bitcoin üretimi? 2140'ta bitecek. Her 4 yılda bir yarılanıyor. Yani 4 yılda bir düzeltme oluyor diyelim. En son 2020'de oldu. Şu 2020 yıllık olarak bakarsak 2020 civarında bir 4. yıl oldu. 2008'de başladı. 2008'de tabii başladığı zaman fiyatı 0 dolardı. O zamanki bilgisayarlarda üretmek bu arada çok daha hızlı olabiliyordu ve daha fazla Bitcoin üretebiliyordunuz. Milyonlarca belki de üretilebiliyordu ilk başlarda. Ama şimdi ise arkadaşlar o kadar küçük üretebiliyorsunuz ki 0,005. Yani hem üretmesi zor, bilgisayarınızı çok yoruyor. Arkadaşlar hem de değeri çok az oluyor şu anki. Arkadaşlar asıl kritik konuya gelelim. Yani buradan veya işte buradan siz hedeflediğiniz, nişan aldığınız, beğendiğiniz, iyi gideceğini düşündüğünüz Bitcoin türleri varsa veya Bitcoin'in direkt kendisi de BTC de olabilir arkadaşlar. Bunlara şöyle yöneliyorsunuz. Bunlar burada dursun. Bir de arkadaşlar investing.com adresinden şöyle adresi büyütelim. Bir bu adresten. Bunu zaten söylemiştim galiba. CoinMarketCap. Bir tane daha var. TradingView diye adresler var. Buralarda arkadaşlar siz gelişimini inceliyorsunuz. Şu artışlar, azalışlar falan onları takip ediyorsunuz ve burada bir yerlerde karar veriyorsunuz. Diyorsunuz ki tamam, şu anda şunu yapmam lazım. Şurada şunu yapmam lazım diye kararı verdiğinizde geliyorsunuz. Bu ile de tabii bunlar da olmak zorunda değil. Başka piyasa uygulamaları da var. Yani bunların tabii uygulamalar deyince hem cep telefonuna indirebiliyorsunuz hem de bilgisayarınızdan da takip edebiliyorsunuz. Bilgisayarın avantajı arkadaşlar böyle gelip rahat rahat tam ekranda çalışabiliyorsunuz. Ama telefonda bunları göremezsiniz. Yani şu incelik, buradaki bir sürü araçlar var. Onlara giremiyorsunuz. Neyse buralara da üye olabilirsiniz açıkçası. Buraya da önce güvenlik aşamalarından geçiyorsunuz. Üye oluyorsunuz. Paranızı yatırıp al sat işlemleri. Burada daha fazla Bitcoin var bu arada. Şu dediğim yerde. Ama tabii ki hepsine de güvenilmez. Yani bu 1000 tane Bitcoin'in ve kendisinin alt türleri var diyelim. Dolandırıcı da olabilir. Yani atıyorum işte şurada birileri aslında belki de dolandırmaya çalışıyorlar. Sahte bir şey yapıp insanların paralarını alıp bir anda kapatabilirler. Yani bu güvenilir olduğuna dikkat etmeniz lazım. Güvenilirliği nereden anlıyorsunuz? Şu Bitcoin'in piyasadaki değerine bakın. Buna böyle bir anda bunu alıp kapatmazlar diye düşünüyoruz ama tabii hiç kimseye de güvenilmez aslında. Hiçbirine gönül bağlamayın. Ben şunu çok seviyorum. Ben sadece ona yatırırım. O bana sadece para kazandırıyor. Ben sadece onu istiyorum diye böyle bir şeye takılıp kalmayın. Ama yine de şunlara dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Piyasa değeri bizim için kritik. Şurası hacim olarak. Mesela şu an bu Bitcoin ve Ethereum'a piyasayı domine ediyor diyor. %60'ı Bitcoin kaplıyor piyasa, Bitcoin toplamını tüm dünyadaki. USD olarak bakmak gerekiyordu şurasına. Amerikan doları olarak baksak işte 1 trilyon milyar, bu trilyon. Bunların toplamı da arkadaşlar şu anda dünyadaki diğer borsalarla hani gümüş, altın falan dedik ya. Onlarla karşılaştırırsanız gümüşü geçmek üzere diyelim arkadaşlar. Yani bu küçük genç bir market ve son yani 10 yılda arkadaşlar bayağı bir ilerledi. Binlerce, yüzlerce yıldır kullanılan diğer alışveriş yöntemlerini belki de geçecek. Tabii belli bir kırılım noktasını geçebilirlerse ve fiyat olarak da 50 bini de geçti. Belki yıl sonuna doğru 100 bin mi olur artık bilemiyoruz. Bunun ne olacağını kimse bilmez. Bilemiyor. Arkadaşlar hangisinin yükseleceğini, hangisinin düşeceğini şöyle anlamaya çalışıyoruz. Buradan işte dediğim gibi beğendiğini dedim. Yani iyi gittiğini düşündüğünüz olanı takip etmeye başlıyorsunuz. Mesela şunun grafiğine bakalım. Buradan fiyatlara bakıyorduk. Tamam. Şurada ise asıl analiz yaptığımız site burası arkadaşlar. Başka sitelerden de yapabilirsiniz ama bunu genelde kullanıyorlar. Başka site dedim. Mesela şu örnekte. Burası. Buradan da analiz yapabilirsiniz. Şimdi burası tertemiz. Bakın hiç grafikte etrafta sadece şu yeşil ve kırmızı olan çubuklar dışında bir şey yok. Bunların dışında bir şey göremiyorsunuz. Ek
bir ortada bir çizik var, o kadar fiyat çizgisi var. Bu sade hali bunun. Yan tarafta bir sürü işte çizgiler, çatal, fırça, dikdörtgen, yazı ekleme, efendim, kalıp şablonlar, formasyonlar, kısa pozisyon, uzun ve kısa zamanda ne olabilir tahminler, simgeler. Burada önemli olan aslında şuradaki araç çubuğunda olan indikatör denilen belirteçler. İnsanlar sırf şöyle uzaktan bakarak, bu artar, bak ne güzel gidiyor. Tamam, yani biz kendimizce grafiğe bakarak son ne zamandır işte, şuradaki tarihi göremiyorum. Bu sabahtan beri galiba, sabah 6'dan beri, neyse BTC diye yazalım arkadaşlar. Buradan aramasını yapıyorsunuz, USD BTC. Bu bunun dönüşümü aslında, yani BTC'nin karşılığını USD olarak almışsınız. İsterseniz şurasını bölü TR'ye, Türk lirası olarak da bakabilirsiniz. Bitcoin TR'ye dönüşümü. Şunu tekrar eski haline geri getiriyorum. İki grafik de birbirinden çok aynı gibi gözükebilir. Hani Türk lirasında da aynı, USD'de de aynı. Çünkü yatay dolarda ve Türk lirasında bir yataylık olduğu zaman ikisi birbirine çok yakın oluyor. Ama atıyorum işte dolar çok yükseldi diyelim. O zaman Türk lirasına olan grafik bambaşka grafik olacaktır. Dikkatli olun. Yanlış yerde bakmayın yani. Yanlış grafiğe bakmayın. Bu grafikte arkadaşlar süre seçmenizi tavsiye ediyorlar. Nedir bu süre seçimi? Eğer siz kısa vadede para kazanacağım, yani hemen bugün içinde, gün içinde para kazanmak istiyorum, buna short, kısa zamanda para kazanmak istiyorum diyorsanız böyle diyorsunuz. İşte günlük haftalıklara da hadi orta diyelim. Orta vadede. Ben günlük olarak ancak akşamları bakabiliyorum. Bu kadar hızlı alışveriş yapamam yani zaman olarak. Ve uzun vadede de bir ay ve sonrası diyelim. Zaten daha da uzun bir süre olmuyor. Buna da arkadaşlar uzun vadeli işlemlerde bakıyorsunuz. Short, long diye kelimeleri duyarsınız. Long'da başka bir öngörü vardır long'da. Ama short'ta ise, şu kısa zamanda ise arkadaşlar farklı bir öngörü yapabilirsiniz. Yani birbirinden çok farklı olabilir. Kısa da sat, bunda sat olabilir. Orta vadede al olabilir. Uzun vadede de sat olabilir. İlginç. Yani birbirinden farklı farklı. Aynı grafik, aynı veriler. Aynı veriler. Ama kısa zamanda başka yapmanız gerekebilir. Eğer para kısa zamanda al satla para kazanmak istiyorsanız. Arkadaşlar bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şunu biz şimdilik günlük yapalım. Evet, günlükte BTC'ye baktığınız zaman arkadaşlar sırf sadece şöyle bakarak, yani bu grafik zoom, şöyle zoom yapıyorsunuz farenize, yaklaştırıyorsunuz. Alttaki Şubat'a, Ocak, işte Kasım ayı, şuralarda, buraları inceleyebilirsiniz. Genel olarak baktığımız zaman son işte Ekim ayından beri fiyatı ne olmuş? 1000, 10 bin dolardan, 10 bin dolardan, şurada giriş yapsaydık 10 bin dolardan 50 bine, yani %500 kazandırmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Sırf şu grafiğe bakarak. Tabii yakın zamanda girdik diyelim. İşte Ocak ayında. Ocak, Şubat. Şurası Ocak oluyor galiba. 1-1. Buralarda işte girdiniz. 29 bin, 28 bin civarından dalıp işte %100. %100 kazandınız. Şuradan şurası %100. Şimdi diyeceksiniz hocam bunun grafikle, yani şuradan %500 ile şuradaki %100 neden farklı? Yani oysa burada daha çok gözüküyor. İşte bunlar yanıltıcı oluyor aslında. Biz grafikleri okumayı anlamamışsak, şurası %100 iken bakın şuradan şurası %500. Yani biz grafikleri düzgün görmek isteseydik, yani eşit gitmediğini anladınız. Yani burada bir logaritmik veya başka bir şekilde akış olduğunu anlayın. Yani buraya grafiğe sığmadığı için eşit veya işte yüzdeli görmek, alt taraftan seçebiliyorsunuz nasıl gittiğini analiz etmek için. En basitinden böyle grafiğe bakıyoruz şu anda. Ama asıl dediğim gibi bu işler böyle boş boş bakarak, yani a burası yeşilmiş, tamam, güzel artıyor falan. A burada da kırmızı bir şey olmuş, düşmüş. Bunlara mum deniliyor. Candle, mum deniliyor. Kandil, Türkçe'de de kandil olarak geçiyor aslında.
Yüksele 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 gitmiş bir günde. Şey günlük bakıyoruz değil mi? Evet, günlük bakarken şurası bir gün artmış artmış ama sonra bir sakinleşmiş ertesi gün. Bir durmuş. Sanki bir barış durumu olmuş şurada bir artı. Şurada artıya dönüşmüş. Küçük bir yeşil. Sonra aşağı inip toparlamış. Yani düşmüş biraz fiyatı. Ertesi gün ise normal yoluna devam ediyor. Şu indikatör denen yani göstergedeki bizim daha rahat anlamamızı sağlayacak bir sürü kod var burada. Script der yazmışlar. Bazılarını Türkler de yazmış galiba. Şuradan gelelim arkadaşlar. İsimleri de bir garip. Japonca, İngilizce tuhaf isimler vermişler. Stokastik diye basalım arkadaşlar. Şuna bastık. Evet, burada bir günlük olarak baktığınız zaman alt tarafta mor bölgede ve şurası çalışma bölgesi. Düşüyor, alçalıyor, düşüyor, alçalıyor. Bunu fazla kırmıyor. Yani yukarı veya aşağıya bu güvenli bölgenin dışına fazla çıkmıyor. Yani yine çıkmış da. Ama doygunluktan sonra tekrar düşüşe geçiyor. Düşüşe geçiyor. Dikkat. Tekrar belli bir şeyden sonra dalga gibi giderek aynen şöyle bakarsak Bitcoin de yukarı çıkıyor, aşağı çıkıyor, yukarı gidiyor, aşağı gidiyor. Bunları kimse bilemiyor arkadaşlar. Yani bundan sonra ne olacağını, bundan sonra acaba böyle mi gidecek? Böyle biraz daha mı gidecek? Daha fazla aslında tepede duramaz, daha fazla yukarıda duramaz. Acaba bundan sonra da ne yapacak? Onu ne zaman yapacak hatta bunu? Kaç gün sonra yapacak? Onu bilmiyor kimse. Başka indikatöre daha bakalım arkadaşlar. Şurası güzel oldu, geldi. Bollinger nasıl okunuyorsa işte o bandı da ekledik. Şurada bir şeyler oldu. Dikkat ettiyseniz ya da bunları silmek istiyorsanız da şuradan çarpıya basıyorsunuz. Çarpılarına basıp kapatıyorsunuz. Göstergeleri temizleme diye şurada da bir düğme olması lazım. Ne vardı arkadaşlar? Parabolik. Şu paraboliklerde şurada ince ince küçük küçük noktalar. Kırılım noktaları. Aslında bunlar bize büyük bir oranda yol gösteriyor. Neyse bunları eklemeden önce şöyle söyleseydim. Bunların hepsini kapattım. Siz sadece buna bakarak %50 tahmini yapabilirsiniz arkadaşlar. %50 doğrulukla tamam bu böyle gidecek. İşte kısa vadede şöyle olacak. Uzun vadede şöyle olacak diye tahminlerde bulunabiliyorsunuz. Bakın oranımız böyle bir şey işte. %50. Ama indikatörler ekledikçe bu doğruluk şeyini artırıyorsunuz. Doğruluk oranını artırıyorsunuz. %80-90'a çıkarıyorsunuz. %100 diye bir şey yok. Yani %100 bu iş böyle olacak. Yani bundan sonra öyle bir şey %100 kimse söyleyemez. Söyleyemiyor yani. Şurada bir grafik daha vardı. Dur, onları hemen bir ekleyeyim arkadaşlar. Neydi? Parabolik. Parabolik lazım arkadaşlar. Parabolikler hareketin yönünü gösteriyor. Bakın size yol gösteriyor. Stok denilen şeyi ekledik. Bir şeyler daha vardı. Ha, bir de Bollinger bandı. Bollinger sadece 3 tanesini şimdilik göstereyim. Fazla zaman yok. Şunların renklerini falan değiştirebiliyorsunuz bu arada. Hani anlamadık hocam ne oluyor orada küçücük küçücük bir şeyler var. Ayarını. Şöyle. Bakın kalınlığını artırdık. İyi oldu. Daha rahat gözüküyor. Şuradaki değerlerle fazla oynamıyorum. Bunlarla oynarsanız bu sefer varsayılan değerden başka bir yere sapmış olursunuz. Bu scriptleri acaba nasıl yapıyorlar diye sorarsanız bakın scriptler bu başka bir trade şeyinde ve burada insanların en çok beğendiği şeyleri de hatta düzenleme falan da vardı galiba. Yani bunu edit edebiliyorsunuz. Yani bu ben şeyi beğenmedim. Şunun rengini, mengini, çizgisini beğenmedim. Onu gelip kodlarıyla oynayabiliyorsunuz. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sadece şu yeşil ve kırmızı mumlara bakarak bu böyle artacak. Ben ne yapacağım? Kırmızı mumlar böyle. Ne yapacağım? Şuraya bakarak hareket ederseniz çok kar elde edemiyorsunuz. Aa, yeşil yeşil. Alayım. Hayır. Kırmızı kırmızı kırmızı. Satayım hemen. Elden çıkarayım. Çünkü düşüyor ya. Düşüyor ya. Satmam. Hayır. Satmayacaksınız. Yani bu yanlış bir mantık. İlk günlerde ben de böyle yapıyordum. Yeşil olanları hemen atlıyordum. Oo ne güzel bak bu yüzde bilmem kaç artıyor. Hemen almaya çalışıyordum onu. Sonra düşmeye başlayınca da satıyordum. Çünkü arkadaşlar şurada kırmızı ve yeşil şu çizgiler var ya. Bunlar aslında söylüyor. Acemi kullanıcılar için diyelim bizim gibi. Basit kullanıcılar, profesyonel olmayan şurada, şuralarda kesme noktaları var görüyor musunuz? Tabii bunun da ayarları var bu arada. Biraz şöyle yumuşatabilirsiniz. Daha düzgün. Şöyle. Daha düzgün.
oldu. Böyle keskin kenarlı değildi. Daha düz, yuvarlak kenarlı oldu. Böylece kesmeleri daha net görüyorsunuz. Şöyle yaklaşalım. Tam mavi aşağıya indiği zaman arkadaşlar şu an mavi aşağı doğru iniyor. Kırmızıyı kesiyorsa işte şu nokta arkadaşlar. Bu sat anı. Ne zaman alacağız hocam? Mavi yükseliyor. Kırmızıyı da kesmiş. Bakın yukarı doğru gidiyor. Bu da arkadaşlar al anı. İşte biz bunları bilmediğimiz için arkadaşlar ne zaman satıldı, ne zaman alındığını bilmediğimiz için saçma sapan zamanlarda girip çıktığımız için bu aynı mantık dediğim gibi altın, borsa, gümüş hepsinde geçerli arkadaşlar şu yöntem. Yani sırf Bitcoin'e özel değil. Bitcoin'in tek kötü tarafı arkadaşlar şu an daha genç olduğu için, bebek gibi olduğu için arkadaşlar çok sıvı halde, likit. Nerede kalmıştık? Şimdi en son arkadaşlar işte şu tam analiz yapmanın temellerinden biraz bahsettiğim gibi bir adım geri gideceğim. Şimdi bir şeyler aldınız, sattınız, aldınız, alıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz, kendinizce deniyorsunuz, tanımaya çalışıyorsunuz. Fakat bunların kafa karışıyor. Acaba şu neydi, bu neydi? Bunlar böyle bir oradan oraya hevesle atlıyorsunuz. Hevesle şuradan o bu %5 artmış. O bu %6 artmış. Ben şuna geçeyim derken. O yüzden ben de şöyle bir şey buldum. Bunun da mobil uygulaması da var yine. Şöyle yaklaştıralım. CoinTrackking.info. Üye oluyorsunuz yine. Zırt bir TR'ye de üye olmak belki hoşunuza gitmeyebilir ama mecbur kendiniz de takip için bir şeyler kullanmanız lazım. Bir program kullanmanız lazım. Bunun mobil uygulaması da var dediğim gibi. Kendiniz uygulama yapmak istiyorsanız yani ben kendim hallederim. Aldığımı sattığımı ben biliyorum diyorsanız böyle Excel'de de tutabilirsiniz. Bu Excel'deki yaptığımda arkadaşlar şuradaki yeşil olan tabloları otomatik getirtiyoruz. Nereden getirtiyoruz? Arkadaşlar internetteki bir web sayfasından Excel'de veri yeni sorgu webten al. Böyle diyorsunuz arkadaşlar ve internet sayfası o düzgün bir internet sayfası bulduğunuz yerden de veriler buraya otomatik geliyor. Dinamik oluyor bunlar. Piyasadaki şeyler geliyor otomatik olarak. Daha sonra bu yan sayfalarda bunlar geldikten sonra şuraya siz yazıyorsunuz. Buraları siz yazıyorsunuz. Ne kadar aldığınızı yazıyorsunuz. Ve bir formülle arkadaşlar şu şununla çarpılıyor. Bu bununla bölünüyor. Şuradaki dolar fiyatı geliyor. Sonuçta burası otomatik arkadaşlar. Şu güncelle düğmesiyle bastığımız zaman biraz sonra güncellenecek. Değişti şuradaki rakamlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendiniz de yapabilirsiniz ama bu biraz ilkel kalıyor. Grafik olarak falan göremiyorsunuz. Yani ne oldu, ne bitti. Zararda mıyım, karda mıyım? Yani bunları hiç göremiyorsunuz burada. Ben de bunları kendimce boyadım. Yani şurada iyi olanlar yeşil, orta olanlar mavi, kötü olanlar da sarı renkli diye bir biçim oluşturdum burada kendimce. Bunu böyle sağ tıklayıp biçimini al, istediğin yere yapıştır. Yani iyi olanı sağ tıkla, hop biçimini yapıştır. Bu şekilde takip de yapabilirsiniz. Bu manuel oluyor. Tabii bu da biraz zahmetli oluyor ve kafa yormanız gerekiyor. Formülleri nereden? İşte düşey ara, yok git şu yan taraftaki pembe olanı burada, şurada arayacakmış. Yan tarafta. Ondan sonra fiyatını getirecekmiş. Falan falan. Neyse bu formüllerle uğraşmak istemiyorsanız da bunu kapatıyorum. Bu sefer de program. Telefonunuzdaki bir programdan bu şekilde yapabiliyorsunuz. Önce burada sitesine üye oldunuz. Girdiniz. Giriş kısmına basıyorsunuz. Şurasına. Ne aldınız, ne sattınız. Burada insan ille de bir şey alıp satmamış da olabilirsiniz bu arada. Burayı sadece takip için de kullanabilirsiniz. İstediğiniz şeyi ekliyorsunuz. Ekle deyip new. İşte istediğinizi ekliyorsunuz. Ben de bir tane şey var. Kafadan atıyorum. Şundan var. Okey basıyorum. Şimdi ne ekledik? Şunu ekledik. Bu daha sonra takip etmeye başlıyorsunuz. Uygulamada bu daha güzel gözüküyor. Uygulamada bu da uygulamanın widget hali. Bakın widget'ta ana sayfada böyle bir şey ekliyorsunuz. Ne oluyor? Ne bitiyor? Aa bugün bir şey olmuş. Şöyle olmuş falan. Görüyorsunuz. Şurada yenile düğmesi. Uygulamayı doğrudan açabilirsiniz veya widget'ını kullanabilirsiniz. Ne bittiğini takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bir
Ethereum 13 milyarmış. Neyse şunu sileyim arkadaşlar. Denemek için yaptık. Delete. Delete. Tamam. Burada bir değişiklik yaptığınız zaman arkadaşlar bunu uygulamaya da senkronize etmeniz gerekiyor. Uygulama hani ayrı program ya. Recalculate deyip şu düğmeye bastık. İşte bu kadar. Tamam. Takip etmenin yolu ya kendiniz bir şey yapıyorsunuz ya da uygulamalarla portföyünüzü bir yerde depoluyorsunuz. Bunu da gösterdim. Asıl konumuz burasıydı. Ha, burası ama bundan önce bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar geldiniz. İşte şu ilkinde şey çok kolay. Bakın kullanımı. Geliyorsunuz. İşte virgül nokta 5. Ha, tamam. Şu nokta ile virgül yine burada da problem çıkarıyor. Virgüle basılmıyor. Nokta ile yapılıyor. Sat dediğiniz kırmızı yerden gönderiyorsunuz. Sizden çıkıyor. Al dediğiniz zaman da size ekleniyor. Tabii paranız Türk lirası. Al sat burada basitmiş gibi gözüküyor ama asıl insanlar bunu kullanmıyor. Uzman biraz daha ileri seviyeye geçtiğiniz zaman bu çok ilkel kalıyor. Al satın bu kadar olmasın. Pro olanına geliyorsunuz. Burada basit yine al sat da var. Bunun da bir basit hali var. Bir de gelişmişi var. Görüyor musunuz? Yani bunda da kademeler var. Tamam. Şu Binance'da ise arkadaşlar kullanımı doğrudan ne istiyorsanız işte şunu istiyorum tıkladım. Bunu ben satacağım, alacağım, bir şey yapacağım. Buraya geliyorsunuz alt tarafta. Sizin öğrenmeniz gereken şu kısım. Satarken veya alırken bunu veya stop limit denilen bir şey öğrenmeniz gerekiyor. Limit dediğiniz zaman arkadaşlar belli bir fiyata geldiğinde mesela bakın 229 diyor şurada. Şu anki fiyatı 229 aktif fiyatı. Ama tabii her an değişiyor. Her an. Her an şuralar kıpırdayabilir. Neyse. Belli bir rakama gelince kendinizce bir hedef koyuyorsunuz. Bu hedefe geldiğinde ben şu kadarını satmak istiyorum. Ne kadar işte paranın yani ben de eğer varsa bu dur bakayım. Ha, doğru var. Evet. Şu link tıklı zaten. Var olanları şey var olup olmayanları favori haline getiriyorsunuz ki böylece kafanız karışmıyor. Yani yanlış yerlere tıklamayın diye. Neyse linkteyiz arkadaşlar. Buradaki takip ediyoruz. Ben işte eğer düşerse 228 çok küçük tam kıyısında verilmiş bir rakam buradaki otomatik yazılmış bir rakam. Buraya geldiğinde işte %50 elimde ne varsa ya da %100 hepsini birden sattı diyebilirsiniz. Basıyorsunuz. Ondan sonra bir emir oluşturmuş oluyorsunuz bu sayede. Emir ne demek? Hemen biraz sayfanın altına bakarsanız burada sizin önceden alma ve satma için alma ve satma için kullandığınız emirlerin peş peşe görüyorsunuz. İptal etme fırsatınız da var. O fiyata gelemiyorsa bir türlü. İşte aslında biraz düşmüş şu anda. Bu fiyatı geçti bakın. Yani şu an yazsam göndere bassaydım bu fiyatı altına indiği için 0.5'lik bir aşağı indiği anda bu tetikleniyor. If komutu gibi. If şundan küçük eşitse şu kadarını sat diyorsunuz. Veya tam tersine hedefiniz var diyelim. Çok düştüğü zaman yani yüzde olarak da söylenebiliyordu galiba. Şurada bir stopta da işte ne kadarını yüzde olarak kaçını satmak istiyorsanız arkadaşlar yüzde olarak da söyleyebiliyorsunuz. Rakam olarak da girebiliyorsunuz. Belli bir şarta uyduğu anda yani ben elimdeki şey çok düştü diyelim. 227'ye düşme ihtimali var diyelim. Bu siz kafanızdan bir hikaye uyduruyorsunuz aslında burada. 227'ye düşmüşse şu kadarından ben istemiyorum artık. Şu kadarına kurtul, boz diyorsunuz onu. Seçildiği zaman sarı oluyor. Buradan da doğrudan direkt alabilirsiniz. Ya bana şu kadar elimde Türk lirası var, elimde şu kadar para var. Çok az bir para varmış bu arada. Git bana bu paranın hepsiyle al. Al emri verdiğiniz anda bunu anında yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Bu şu anki piyasadaki durum neyse o fiyattan al veya o fiyattan sat şurada. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu alım satımlarda başka bir şeyler daha oluyor mu? Yani başka bir şey dediğim şey şudur. Emirlerinizin geçmişine bakarsanız şurada bir şey var. Ücret alıyor. Görüyor musunuz? Aslında çok da küçük bir para alıyormuş bakın. Türk lirası olarak baktığımız zaman 50 kuruş alıyormuş bir
sattığınız zaman veya aldığınız zaman fark etmez. Bazen biraz az aldı, komisyonu az aldı da oluyor. O şeyden kaynaklanıyor, bu miktardan kaynaklanıyor. Bir oran, binde yüzde oranı var. O şekilde muhakkak vatandaşlar parasını kazanıyor. Yani bu firma nasıl para kazanıyor? İşte böyle kazanıyor arkadaşlar. Siz al sat yaptıkça veya çekme, yatırma işleri var. Bakın mesela bir parayı, evet doğru yeri buldum. Çekme deyip bu BTC olarak alıcının adresine gönder. Yani şu kadar parayı, yani önceden kayıtlı bir adres de olabilir veya yeni sıfır adresle kaydedebilirsiniz. Hedef cüzdan maksimum gönder diyorsunuz. Basıyorsunuz ama bu sırada bakın şurada bir şey yazıyor, görüyor musunuz? 180 lirasını bayağı bir para komisyon olarak alacak. Ne zaman alıyor arkadaşlar? Buradaki bu firmadan başka bir firmaya göndermek istediğiniz zaman çekildiğinizi fark ettiği için orada gitmemeniz için böyle bir önlem almışlar belki de. Bayağı bir komisyon alabiliyor arkadaşlar. Dikkat edin. Şurada küçücük bir rakammış gibi geliyor değil mi? 005. Ne var ki? Basalım gitsin. Ama işte dikkatli olmanız gerekiyor. Bunları da söylemem gerekiyordu arkadaşlar. Alma satma burada biraz farklı gibi gözüküyor. BTC Türk'te bunun görünümü, bütün hepsini koymuşlar. Piyasa olarak sat. Belli bir fiyattan sat. Ya da al da olabilir. İkisi de olabilir. Stop deyip de durdurabiliyorsunuz. Yani çok kayıp olmasın. %5'in altına düştüğü zaman ben satmak istiyorum. Çok kayıp istemiyorum. Gece gece de bakamam. Gece 1-2'de fiyatlar değişti diyelim. Stop diyerek arkadaşlar kaybınızı engelliyorsunuz. Şu stop komutu. Bunu bu tarafa koymuşlar. Bu arada gece gündüz şöyle renkleriyle oynayabilirsiniz. Dedim ki bunun yeri burada. Arkadaşlar alt tarafa koymuşlar. Varsayılan olarak bu firma limiti öncelikli kullanıyor bakın. Limitle satmanızı tavsiye ediyor sanki. Çok fazla trafik olduğu zaman bu siteler açılmıyor arkadaşlar. Yani alma satmayı biz böyle hemen rahatça alıyoruz. Hemen tık anında saniye geçmeden alındığını zannediyoruz ama öyle bir şey yok aslında. Bazen bir yarım saat zaman geçmesi gerekiyor. Çünkü o sırada insanlar acil bir durum oluyor diyelim tüm dünyada. O herkes satmaya başlıyor diyelim. Bir anda satma veya almaya yığıldığı için insanlar işlem sayısı çok fazla olunca sunucuları göçüyor. Hem mobil uygulama açılmıyor hem web sayfası artık tıkanmış oluyor. Bunlar biraz acil durumlarda böyle ani zıplamalarda çok fazla işlem olduğu zamanlarda çalışmaya devam ediyor. Yani satmak istediğiniz şeyi hala satabiliyorsunuz. Al dediğinizi de hemen alabiliyorsunuz fazla kayıp veya zarara uğramadan. Bu şimdilik böyle kalsın. Bizim asıl uğraşacağımız şey durmadan almak satmak değil. Şu anki yapacağımız şey bu değil. Bundan önemli olan işte burası. Yani bunu anlamak. Bu grafiği anlamak arkadaşlar. Dediğim gibi zamanınızı, grafik süresini ayarladığınız zaman kısa zamanlı işlemler, orta vadeli işlemler ve uzun vadeli bakıyorsanız ona göre sürenizi buradan gelip değiştiriyorsunuz diye tekrar söyleyeyim. 4 saatte bir borsası 24 saat çalışabiliyorsunuz. Açılış kapanışları oluyor bu. Normal borsa gibi değil yani. Düz borsalar sabah 9.30'da mı açılıyor? 9'da 5 arası mı? Arasında düz borsalar borsa çalışırken bu Bitcoin ise 24 saat içinde 4 saat 4'er saat aralıkla 4'er saatlik aralıklarla şu mum dediğimiz şeyleri oluştura oluştura gidiyor arkadaşlar. Mum dediğimiz şu. Bastığımız zaman arkadaşlar şurada bir kesiliyor. Yani işlemler duruyor. Duruyor değil mi? Anlık bir anda öbür zaman dilimine geçiliyor. Şimdi daha doğrusunu söylemiş oldum. Bu grafikte şu an hiçbir şey ekli değil. Bu sadece sade bir halde duruyor. Sadece şurada bir mavi çizgi var. Hemen şuradan birkaç şey söylemiştim size. Onları ekleyeyim. Bir sürü şey var burada. Komut var. Bunların bazıları da çok faydalı da olabilir ama hiç bilmiyorum. Bunları denemedim. Hepsini böyle denemek zor. Bu kadar. 100 tane indikatör, yani gösterge komutu var. Dedim ki bunların tek tek aralarına, ayarlarına girip renklerini falan değiştirebilirsiniz. Varsayılan hali böyle şu anda. Şu kırılım noktalarından bahsediyorduk. Yani şu mavi çizgi aşağı iniyor. Yok mavi çizgi yukarı çıkarken kırmızıyı kesiyor. Ne yapmak lazım falan. Onu anlatmıştım
Yine devam edelim. Şunun biraz yumuşak olmasını smooth size kalmış. Çünkü eğer çok keskin olursa devamlı bir al sat al sat al sat gibi gözüküyor şurası. Ama ben onu yumuşatırsam, grafiği yumuşatırsam daha bir stabil oluyor bakın. Biz o kadar sık alışveriş yapamayız. Yani o kadar uzman profesyonel değiliz. Yani şu dakikada alacağım, gece 3'te alacağım, 19 saat 7'de. Gece hemen sattım falan, gündüz aldım. Onun şey sinyalini buradan daha rahat yorumlayabiliyoruz. İşte kalınlıklarını, çizgilerin kalınlıklarını değiştirebiliyorsunuz. Onu farkındasınız. Varsayılana geri de dönebilirsiniz. Bir şeylerle fazla oynadıysanız. Burada başka neler var onu söyleyeyim size. Şurada long ve short diye söylüyor. Şunu bir seçelim şunu. Arkadaşlar ondan sonra istediğiniz alanı tıklıyorsunuz. Şöyle fareyle biraz gelelim. Burada da bir tahmin şeyi söylüyor bakın. Neydi bu? Bunun adı kısa durumda ne oluyor? Yani kısa ve uzun vadede ne oluyorun tahmini arkadaşlar. Şurada bir yukarı yönlü bir nokta 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 gittiğini görüyorsunuz. Ama tabii yerini kıpırdatırsanız, mesela atıyorum şuraya yaklaşırsanız düşüş olduğunu biraz net gözükmüyor belki ama. Şöyle genel bakalım. Tabii ki şurada yatırıma satın alma yapmış birisi olsaydı bakın kar zarar oranını burada şuradaki rakamlardan anlıyoruz. %7 mi diyor? %7 yukarıda durdur diyor, stop et diyor. Bunu uzatabiliyoruz, kısaltabiliyoruz şu yanından tutarak. Neyse bu biraz kafa karıştırıcı oldu. Bunu silelim. Başka ne vardı? Evet şöyle bir şey var. Dur bunu tutup şöyle almamız lazım. Bakın bir bant aralığında gidiyor. Yani şöyle söyleyeyim size. Bu böyle bir yukarı çıkıyor, bir aşağı iniyor, bir yukarı çıkıyor derken bir belli bir şu yeşil bandın içinde arkadaşlar hareket ediyor aslında. Yani belli bir dönemden beri bir kararlı bir şekilde bazen tepeye vuruyor, sonra aşağı inip direnç ve destek noktaları diyelim. Şimdi direnç ne oluyor? Destek. Şu üst tarafa destek deniliyor arkadaşlar. Destek. Bu altta da direnç. Direnç noktasına çarpıyor. Dirence denk geliyor. Bazen ters anlıyorum ben de. Arkadaşlar direnç ve destek noktaları arasında hareket ediyor. Ve ortadaki de ortalama fiyat gibi bir şey oluyor şu ortası da kırmızı. Evet böyle de bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir kanal içine oturtturabiliyorsunuz. Yaptığın kısa vadeli eğer şu an bakıyorsak 4 saatlik bakıyorsak bu şekilde bir kanala oturtturduk. Günlük olarak baksaydık da yine aynı mantığı burada da alabilirsem. Bakın. Günlükte de bakarsak bu kendiliğinden yapışıyor. Noktalara kendisini ayarlıyor. Şöyle yapıştırıyor yani. Tık tık yapıştırıyor kendini. Şu arada tabii diyeceksiniz ki anormal şeyler de olabiliyor. Yani bu büyük alım satımlar sürpriz şeyler olabiliyor. Bazen çok birdenbire fırlatıyor ve normalin dışına çıkıyor. Ama ne olursa olsun arkadaşlar gördüğünüz gibi çok düşse de çok aşırı yükselse de kendi bildiği yola tekrar giriyor. Kendi yani standardına tekrar oturuyor arkadaşlar. Burada tabii bir sürü insan anlık olarak çok para kazanıyor. Ama tekrar toparladığı anda da o fazla kazanılan geri normal haline geri dönüyor. Böyle anları yakalamak çok zor. Yani anlık sürprizleri bilmek çok zor. Bundan sonra ne olacağını yani şu aşamada ne olacağını hiç kimse bilmez. Yani saat bir saat sonra, yarım saat sonra ne olacağını, bir gün sonra, bir hafta sonra kimse bilmiyor arkadaşlar. Başka ne söyleyeyim? Tekrar şunu 4 saat diye geri çekelim. Bazen arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sıkışma oluyor. Bazen de bollaşma oluyor. Bu bollaşma ve sıkışmalar yani bu da bir şeyin işareti aslında. Şurada da var. Bunlar sonunda bir şey olacak demek aslında. Sıkıştığı zaman, piyasada bir sakinlik, durgunluk olduğu zaman bunun sonucu da ya büyük bir artış ya da büyük bir düşüş de olabilir. Tamam yani olabilir diyoruz. Yani bilmiyoruz ne olacağını. Bu sıkışmaların sonunda da bir sinyal olduğunu bilin. Bu da bir şeyin sinyali. Daralma ve hacmin genişlemesi. Büyük bir hareketlilik. Bunu da anlamını bilin. Ama genelde arkadaşlar şu paraboli kapatmışız vardı. Tıklayıp delete tuşuna basınca da siliniyor da. Dediğim gibi arkadaşlar asıl şeyleri şuralardan anlayabiliyoruz.
ve şu parabolik dediğimiz nokta 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 kesim noktaları var. Bakın, hareketin yönünü size söylüyor aslında burada. Yukarı gidiyorum ben diyor. Burada bir şeyler oldu, aşağı ineceğim diyor şurada. Sonra kırılıyor. Bakın tekrar bir yukarı çıkış. İniş, çıkış, iniş, çıkış. Yani bunların hareket yönünü arkadaşlar şu parabolikte biraz görüyorsunuz. Size gösteriyor. Şu anlar. Bakın şu an, şu an, şu an. Şurada bir şeyler olmuş. Yani. Onu da aslında şuradan anlayabiliyoruz. Yani tam şu anda bakın bir yukarı 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 çıkmış. Şu bölgeye bakarsak sadece. Şu bölgeyi incelersek arkadaşlar aşağı doğru. Pek güzel çizemiyor mu? Burada aslında çizim yapmak daha kolay. Şunun araçları kullanırsanız. Neyse arkadaşlar yukarı gitmiş daha önceden. Daha önceki ayı unutalım. Bundan önce yukarılardan normal seyrine dönüp yavaş yavaş yukarı çıkmaya başlamış. Ama bir yerde de bir anda da tam şu paraboliklerin kırık anlarında da arkadaşlar bir şey olmuş. Sat zamanı geliyor demektir yani. Şuralarda bir yerde tabii bu yeşil ve kırmızılara bakarak bunu anlayamıyorsunuz. Ama bu tip göstergelerle, indikatörlerle satım anının geldiğini, yaklaştığını hissediyorsunuz. Yani şurada tabii anormal durumlar da olabiliyor dediğim gibi. Yani şunun gibi anormal durumlar da olabiliyor ama nedense standart yine oturuyor arkadaşlar. Belirsiz, tuhaf durumlarda da yine sınırın dışına çıkıyor. Veya şu dipte de arkadaşlar yine çok fazla aşağı gittiği de olabilir. Bakın dibe düşüyor. Şöyle genel anlamda bakarsak da arkadaşlar unutmamamız gereken. Mesela ilk başlangıç yani bu Bitcoin ta ilk dönemlerine bakarsak genel olarak yüksele 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 gitmiş. Belli bir zamanda arkadaşlar sonra düşüş trendine giriyor. Bakın düşüş 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 şöyle uzun sürebiliyor. Yani bu çıkışlar her zaman stabil olacak diye bir şey yok. Bunu hep söylüyorum zaten. Zaten öyle bir şey de yok. Yatırım aracı da yok. Yani devamlı böyle tık 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 arta arta giden hiçbir şey yok. Böyle bir dünya yok yani. Ya da devamlı düşen. Düşüyor 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 düşüyor. Böyle bir durum da yok. Genelde arkadaşlar çoğunda çıkışlar, inişler, sonra tekrar toparlamalar ve günümüze geliyoruz. Bundan sonrasını bilmiyoruz yani. Bundan sonra yukarı devam edeceğini kimse garanti edemez yani. Şundan sonra o %100 böyle gidecek. Öyle bir eminlik yok. Eğer öyle birileri bir şeyler söylüyorsa spekülatörler diyor ki bunu alın, bunu alın. Coinlerin kendi içinde de bir savaş var. Coin dünyasında bu. Şunların kendi içinde de bir didişme var. Ama bir de arkadaşlar dışarıdaki diğer yatırımcılar da hani başka şeylere yatırım yapanlar da bile etmeye çalışıyorlar ve düşürmeye çalışıyorlar. Gözden düşmesini istiyorlar. İşte bu artma kısmına boğa dönemi deniliyormuş. Şu düşme kısmında da ayı dönemi deniyor. Bir hayvan ismi verilmesi de garip. Borsaların önünde de genelde şu simgeler var bakın. Neyin simgesi? Burada bakın simge olarak daha rahat gözüküyor. Yukarı doğru çıkarken boğa trendi, aşağı düşüşlerde de ayı. Yani bu mücadeleyle kimle kimi savaşı var onu demek istiyor. Bilmiyorum aslında bunu size bırakıyorum. Atladım yani Bitcoin'den geldim. Şu Doge denilen ya da nasıl okunuyor? Doge mi? Doge diye mi okunuyor? Tam bilmiyorum aslında okunuşunu. Verilerine bakarak yapmışlar. Bayağı bir unutulmuş yani. Hiç kimse umursamamış bunu. Uzun bir süre kimse umursamamış arkadaşlar şuraya kadar. Ama ondan sonra bir şeyler atak olmuş. 21 şu dönemde, şu tarihte. Ocak ayının sonunda müthiş bir koşuya başlamış. Yani koşu ne demek? Rally. Artış trendine giriyor. Eğer burada birileri yatırım yapmış olsaydı şurada arkadaşlar onun değeri ne zamanmış? Ne kadarmış? 0.08. Bunu unutmayalım. Ta bu tepeye vardığı anın kimse bilemezdi aslında. Buradan aşağı kırılacağını kimse bilmezdi. Ama şurada da durmuş arkadaşlar. Bakalım bu nereye denk geliyor? 0.80 oluyor. Yani 0.08'den 0.80'e fırlaması ne demek oluyor? 10 kat. 10 kat aslında %1000 mi oluyor? %1000 oluyor herhalde. Bayağı bir 10 kat artmış arkadaşlar. Bir kat artsaydı %100 artardı. Bayağı bir artmış arkadaşlar. Tabii ondan sonra da felaket olmuş ama. Yani eğer burada birisi almış olsaydı, bu noktada alım yapsaydı, aradan birkaç gün geçtikten sonra, 2-3 gün sonra arkadaşlar 0.20
kaça 0.20'ye iniyor. Yani yüzde kaç kayıp ediyor? Bir de onu unutmamak lazım. Burada tamam kar ettiniz. Yüzde bilmem kaç kar edeceğim diye beklediniz. Ama yanlış yerde alım ve satım yaparsanız da kendiniz etmiş olursunuz. Yani acemi kullanıcıların çoğunun para kaybetmesinin nedeni bu arkadaşlar. Ne zaman alacağını, ne zaman satacağını bilmemesi. Bir de yanlış Bitcoin seçmemek gerekiyor. Bu çok kararlı bir Bitcoin değil yani. Bakın saçma sapan hareketleri var. BTC'ye bakalım. Tabii burada da düşme oluyor. Uzun bir düşme dönemi burada da var. Ama sonuçta daha kararlı diyebiliriz. Bu çünkü işlem hacmi de çok yüksek. Bu da pek sallantılı. Yani eğer tabii bu tip şeylerin çıkış anlarını yakalayabilirseniz, ucuz Bitcoin'lerin çıkış anlarını yakalayabilirseniz şuradaki grafiği iyi okursanız, bakın şurada mesela fırlamış AVAX. Bunlar bir şeyin kısaltması bu arada. Bunları nereden bileceğiz? Gidip sitesinden inceliyorsunuz. AVAX neymiş acaba? Ben bunu araştırmak istiyorum. Bu firma kim? Onun firmasını bulabilir miyiz? Avalanche diye yazılıyormuş da. Neyse ya araştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Neyi hedeflediniz? Ben şundan gideceğim dediğiniz vatandaşın geçmişini yani ne zaman kurulmuş, ne için kurulmuş? Bunların hepsi bir firmaya bağlı. Firma dediğimde arkadaşlar şu aklıma geldi. USDT TR'yi. Türk lirası. Şimdi bu bir Bitcoin değil ama bunun burada ne işi var diyeceksiniz. Bunun Bitcoin olmadığı halde bunun burada ne işi var? Arkadaşlar sürpriz 2020'den önce mi olur? 19, 1 Aralık 2019'da Amerikalılar arkadaşlar kendi paralarını adapte etmişler. Adına da Tether-US. Bakın Tether diye bir Bitcoin demişler. Yani ben USDT alacağım diyorsanız aslında siz Amerikan doları almış oluyorsunuz. TR olarak böyle bir şey yapsaydık, kendi Bitcoin'imiz olsaydı olabilir. Bakın tam da bizim dolar fiyatına denk geliyor, görüyor musunuz? Bir yandan da Bitcoin'de de en fazla işlem yapılan şeylerdendir. Şöyle göstereyim size. Bakın USDT işlem hacmine bakalım. Bakın en fazla. Aa, hocam hani Bitcoin'di bir numara? Tamam o bir Bitcoin ama bu da gördüğünüz gibi para birimi. Dünyada en fazla kullanılan para birimi. Bu firmaları araştırmanız gerekiyor. Mesela Ethereum ne demek? Bunu bir araştırmak lazım. Ne amaçla kurulmuş bu firma? Bunları araştırmak lazım. Tekrar söyleyeyim size. Tamamdır. Bunu da söyledim. Kırılım noktalarının şurada bir ipucu verdim size. Alma ve satma anını. Analiz videolarını incelerseniz vatandaşlar devamlı bir çizikler falan atıyorlar böyle. Şurada şöyle oluyor. Efendim şöyle bir şeyler oluyor. Bu çizgileri çoğaltıyorlar, uzatıyorlar. Başına sonuna koyuyorlar. Yani şu tepe noktasına ve bir sonraki tepe noktasına koyuyorlar. Diyorlar ki bunun akışı şöyle gidiyor. Bakın şu tepe noktasından şu tepe noktasına kadar alıyor. Yani bunun yönünü böylece kendileri tahmin etmeye çalışıyorlar. Yapılmaya çalışan şey tahmin. Şu mum denilen şeyden de şöyle kurtulabilirsiniz. Eğer bu genelde kullanılıyor ama bunun yerine de çizgi klasik. Bir de şunu tavsiye ediyorlar. Bu Heikin Ashi. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum ama onun grafikleri daha temiz, net gösteriyormuş galiba. Bu tip trade investing gibi bir yere geldiğiniz zaman arkadaşlar zamanınızı belirtiyorsunuz. Ondan sonra grafik türünüzü seçiyorsunuz. İndikatörlerinizi seçiyorsunuz. Ve başlıyorsunuz buralardan acaba ne olur diye tahminlere. Şöyle tavsiyede de bulunabiliyorlar yan tarafta. Şöyle. Bakın görüyor musunuz? Yani ille de bir adrese takılıp kalmayın. Yani başka yerlerden de inceleyin arkadaşlar. İncelediğiniz zaman bakın diyor ki güçlü bir şekilde satın alma diyor. Burada bir neymiş bu? Burada BTC USD Bitcoin. Gelip başka bir şey seçebiliriz. Mesela Ethereum'u bakalım. Ethereum alınır mı? Yani o alabilirsiniz diyor. Görüyor musunuz? Sat, güçlü sat, ortada. Biraz sat diyor. Yani bunu nasıl anlamışlar? Bu tabii algoritmayla otomatik olarak tavsiyede bulunuyor. İlle de yapın diye bir şey yok. Sakın öyle atlamayın. %100 hiçbir şeye güvenmeyin yani. Yükselmiş yükselmiş arkadaşlar. İyice doymuş ve sınırına ulaşmış. Ondan sonra yavaş yavaş düşmeye başlıyor.
Ve alım zamanı şu dedim ya, bu alt tarafta alıyorduk, üst tarafta satıyorduk. Bu satma ve alma zamanlarını da iyi tahmin ettiğin zaman arkadaşlar yüzde olarak çok çok aşacaktır. Yani sizin öyle stabil bir şekilde hiçbir şey gitmiyor. Yani hep dalga şekline giriyor. Yani dalgalar haline giriyor ve kendi kapasitesinin üzerine fazla aşırı gidemiyor. Dip noktasına da daha fazla aşırı gidemiyor. Yani anormal durumlar her zaman tabii ki olabilir ama genel ben size anlatmaya çalıştım. Buradaki yani diğer sitelerden de faydalanabilirsiniz. Şimdi benim hesap seviye diyor. Bakın seviyeler var. İkinci seviyeymişiz. Bakın birinci kademede illa alacak yani. Alırken, satarken, transfer ederken of bayağı vatandaşlar kâr ediyorlar. Yani günde düşünün 1 milyon işlem olsa bu adamlarda, 1 milyon çarpı bu adamlar milyarlar kazanıyorlar. Sadece hareketlilik yapıldığı için parasını alıyorlar arkadaşlar ve burası Türk sitesi olduğu için dediğim gibi vergisini de ödüyor. Vergi otomatik ödenmiş oluyor. Ama şuradakini bilmiyorum. Yani buradan burası yabancı sayfa olduğu için şurada dedik ya işlem ücretleri var. O Bitcoin'in yüzde bilmem kaçını alıp cebine atıyor. Neyse bunlar da böyle para kazanıyorlar. Reklamlardan para kazanıyor. Mesela şu sayfada işte diyor ki reklamına şeyi ödersen, parasını ödersen al sana şurada. Şu kadar parayı ödersen ben sana reklamsız olanı gösteririm. Ya da bu vatandaş mesela diyor ki 30 gün bedava kullan. 30 günden sonra ne olacak? Kırpık sürümüne geri dönecek. Neyse bedavadan bu kadar kullanıyoruz yani. Bu da bizim %80-90 işimize yarayacaktır. Her stok var. Bütün burada her şey var yani stok dedim. Dünyadaki bütün marketler var. Değerine bakalım mesela. Apple'ı incelemek istiyoruz yani. Borsa bizde açık değil tabii, yurt dışında açık. Arkadaşlar durumuna bakalım. Sat. Sat durumunda görüyor musunuz? Aslında şu grafiğe baktığınız zaman hiçbir şey anlaşılmıyor. Aa ileri gidiyor. İyi yukarı doğru gidiyor. Ben o zaman alayım. Ama hayır arkadaşlar bakın. Doygunluğa ulaşmış, aşağı doğru kıvrılmış. Bükülmüş. Yani bu döneme girecek demektir. Yani böyle bir tabii %100 öyle bir şey de olacak demek istemiyorum da. Bakın sat diyor. Hafif sat. Çok da satma ama. Ver elindekini hepsini de çıkarma Apple'ın. Başka bakalım. Mesela altına bakalım. AUX. TR'ye. Belki de Türk parası olarak altın bu mudur acaba? Gold. Türk lira gram. Türk lirasındaki gramı. Şu an 400 lira ya. Acaba bu altın düşecek mi? Artacak mı? Arkadaşlar orta noktada seviyede gidiyor. Yani yukarı yönlü gidiyor. Muhtemelen artışı bir süre daha devam edebilir ama tabii devam ederken aşağı inişler de oluyor bakın. İlle de buradan böyle dümdüz gidecek değil yani, yanlış anlamayın. Böyle bir yerde kırılıyor, tekrar toparlıyor falan falan. Dikkat. Yani şu anki bunu tahminine bakmaya çalışıyorum ama tahmin altta gözükmüyor. Evet artacakmış gibi gözüküyor altın eğilim olarak. Şu an stabil gidiyor yani. Ha, bu nedir? Günlük olarak mı bakıyor? Neye bakıyor? 5 dakikalıkmış. 5 dakikalığa bakarken başka bir grafik çıkıyor. Bakın saatliğe bakarsak bambaşka çıkacak. Saatlik olarak siz hani dedim ya kısa dönem mi düşünüyorsunuz? Orta vadede mi düşünüyorsunuz yoksa uzun? Ama ben alayım aylar sonra, yıllar sonra satayım diyorsanız o zaman uzun vadede bakacaksınız. Günlük olarak bakalım arkadaşlar. Günlük olarak dibe vurmuş artık dipte. Muhtemelen bundan yukarı. Buradan yukarı gidecek. Artık son noktasına gelmek üzere şu parabol kırıldığında, şu parabolün ucu koptuğu zaman muhtemelen bu yukarı doğru gidecek arkadaşlar. Tesla. Tesla'nın hisseleri düşecek mi, artacak mı? O da belli bir düşüşe gelmiş arkadaşlar. Artık son direnç. Ha destek pardon. Desteğe ulaşıyor. Destek noktasına tekrar yukarı gidiyor. Burada direnç var. Ha bak ters mi söyledim acaba? Üst taraf direniyor, yükselttirmiyor. Alt tarafta yukarı çıkıyor. Yani destek. Şurada da bir gösterge şeyi var. Bakın ayı dönüşü bak görüyor musun? Ayı demek kırmızı olan taraf.